bayılmakla varmak arasında ince çizgideyim şu an yani. Varmaya çalışıyorum. Şalgamı dikeleye dikeleye gidiyorum yani ha. İyi geliyor şalgam içtikçe. Yani sen canını çektiğinde bir şey işte, o sana iyi geleceği için canın onu çekiyor. Böyle ağzım şey oldu şalgama. Aşerdim resmen az önce şalgama. İçtim şimdi, baş ağrım gitti. Enerji hafiften geldi. Çok çok hafiften ama. Yani iyi oldum. Midemdeki o kötü bulantı da gitti. Sodayı içtikten sonra bir bulantı yaptı çünkü soda. Öyle yani. Şalgama ne susamışım ben be. Yarısı bitti ha. Yarısı nafası bitti. Oh. Oh. Acılı acılı. İyi gitti be. Şimdi de ne aşeriyorum biliyor musun? Kocaman böyle bir 70'lik bira bardağı olacak. İçini ağzına kadar buzla dolduracağım. Sonra bu şalgamı üstüne dökeceğim. Buzlu şalgam çekti canım şimdi de yani. Yani bira bardağı değil mi bak, büyük bir bardak olacak yani. En büyük bardakta bira bardağı olduğu için, 70'lik olduğu için onda. Onu full buzla doldur, bütün bu şalgamı alır neredeyse içine sonra. Oh be, yokuş aşağı. Sonunda şu dağ geldi de yanımıza. Rüzgar kesildi ya. Çok iyi yani. Rüzgarsız gitmek gibisi yok. Bak şimdi yokuş aşağı pedal çevirmiyorum. 25 ile 26 ile gidiyorum. Orada rüzgarlı yolda yokuş aşağı 12-13 ile anca gidiyordum yani pedal çevirmeden. Bu kadar fark ettiriyor yani. Oh, 30'lara da çıktık yüklü yüklü. Güzel. Oh, bu bir şeydi de ses kaydı. Navigasyon. Yavaşlayayım, yol kontrolü dönebilirim buradan belki. Buradan sola karşıya geçeceğim. Sola döneceğiz. Sola gir, sola gir diyor yani. Değişir yok. Dikkat etmeliyiz geçerken. Bu arada kamera da daha yakın gözüküyor onlar arkadaşlar. O kadar da yakınımda değildi ya. Önümden yani 3 adım, 2 3 adım değil de 2 adım mesafeden geçti. Ne yapacak, bir şey yok, görüyor beni yani, düz gidiyor. Ben onun gözünün içine bakıyorum, o benim gözümün içine bakıyor, geçiyor öyle. Kent ormanına giriş buradanmış. Burdur kent ormanı. Oh, şalgam çok iyi geldin be. Canlandım yeniden. Biraz daha içip yoruma abartmasam mı, abartsam mı? Ya. Artık bu yol yanlış yolsa bile kamp kurmalık müsait bir yer burası yani. Herhangi bir yere kamp kurarım. Yemeğim de var, her şeyim var şu an. Güzel bir noktaya geldim. Yarın da buradan devam edeceğim. Yani o 3 kilometre geride kalan kamp alanına gitseydim, kendimi yormasaydım, o zaman yarın yolun bak bu kadar kısmını bitirmeden başlamış olacaktım. O rüzgarlı yolu yarın geçiyor olacaktım. Bayağı vakit kaybı olacaktı benim için o. Keyifli yani şey, sonuçta tamam rahat vaktimiz var, keyifli keyifli gezelim istiyorum ama o kadar da bol vakit verirsem o zaman anca zindan mağarasına gelirim, orada biter yani vakti. Dönerim sonra. Öyle olmasın diye işte, daha çok yer görelim diye. Birazcık da çaktırmadan da acele etmiyor değilim yani. Bugünkü hareketim gibi yani mesela. Yani bugün toplamda ne kadar ilerledik? Bir 30 oradan, bir 30 da buradan 60 kilometre ilerledik. Keyifli. Bu arada bu yol 3 kilometreymiş arkadaşlar.
3 kilometre boyunca bu patika yoldan gideceğiz. Demin patika dedim değil mi? Orman yolu diyeceğime. Güldüyseniz ben de güldüm yani. Sonradan kendime. Bak şimdi burada ne yapıyorlar bak. Bak bak. Biçer döver şov. Ha. Biçiyor dövüyor. Arkadan da yere atıyor. Kaldırdı aleti dönerken. Oldu mu şimdi aç? Amcım selamlar. Burada kamp kurmak için bir orman varmış. Doğru yol değil mi? Ne? Orman kenti diye bir yer var. Doğru gidiyorum değil mi? Burdur Orman Kenti. Orada ne var yolun sonunda? Deniz var. Hadi ya. Yer var. Restoran falan yok mu? Yok, hiçbir şey yok. Burdur Orman Kenti nerede kalıyor? Biraz daha ileride. Sen bir yandan geliyorsun. Ben şeyden geldim. Lavanta diyarında. Yok, buradan gideceğim. Tamam. Aşağı yukarı 5-6 kilometre var. Ha. Burada hiçbir şey yok. Burayı girme. Aa, buraya kurarım olmadı. Çok yoruldum çünkü. Bir bakayım oraya. Navigasyon oraya götürüyor zaten. Burada şey var. Mera var. Hava içlik bir şeyler var. Ha. Orada bir yatırtak çıktı. Yemek yiyecek hiçbir şey yok. Çadır kursam birisine bir zararım olmaz değil mi benim? Yok. Burada. Ha. Çadır kurarım sadece. Yanımda yemek var. Onunla idare ederim o zaman. Bir bakayım abi, merak ettim orayı. Daha 5 km var. He, yapacak bir şey yok. Gideyim ben. Sağ ol. İyi, hadi. Görüşürüz abi, kolay gelsin. Tamam. Şimdi bu arada benim anladığım şey, bir dakika, Burdur Kent Ormanı'nı ben buradan şeyde gidiyorum. Dur. Yanlış navigasyondan gidiyorum. Ben Cyclist programında kendim rastgele işaretledim orayı. Keko. Unuttuk ya onu yorgunluktan. Buydu benimki. Güneydoğu yönünde ilerleyin. 16 kilometre diyor aga. Gidelim ya, oraya gidelim. Yani sonuçta şey, navigasyon 2 kilometre diyor. Köylüler daha uzun kilometre söylüyor hep diyecektim ama. Yok şey, ben yanlış yere gittiğimi fark ettim. Şalgamdan biraz daha gömeyim. 16 kilometre hayırlı uğurlu olsun. Yokuş çıkacağız şimdi ya. Hey, yemek yersen de devam edemem. Lan navigasyonu değiştirmeyi unuttuk, iyi mi? Cyclist'ta Burdur Kent Ormanı diye göremedim. Google haritalarda görünüyor diye. Google'dan gitmeyeyim dedim. Sonra unuttuk. Zaten gittik gibi. Bu alanda da meyve ağaçları çok. Evet, ama olmamış meyveler. Ha bak, burada kiraz var mesela. Kirazlar olmuşa benziyor. Mu? Bazıları olmuş. Ondan sonra elma gördüm, nar gördüm. Başka ne gördüm? Unuttum. Ha, kayısı şey, Malta kayısısına benzer bir şey gördüm. Muşmula gibi görünüyordu. Anlamadım. Sarı. Muşmulanın sarısı gibiydi yani. Şimdi şansıma eğer otobandaki yol. Ya bu lavaş niye düşüp duruyor? Otobandaki yol yokuş aşağısa 30 kilometre hızla gidersem yarım saate varırım oraya. Eğer ki şansıma arada yokuş, arada düzlükse sıkıntı. Lavaş düşme bir daha.
Yoksa seni yiyeceğim, bitireceğim, haberin olsun. Bak o altı beyaz yapraklı şeylerden, bitkilerden. Yine. Yaprağın üstü yeşil, altı beyaz. Neydi acaba? Ne acaba bunun adı? Ulan ilk amcaya sormuşuz ya. Ben de ilk güvenemedim. Belki de 5 kilometre deyince o programda, çünkü 2'den az kaldı gözüküyordu. Dedim belki de bilmediği bir yer var orada. Oy. İyi ki dinledim. Sonradan hatırladım. Aklıma geldi. Programdan ben oraya yakın bir yere tıklamıştım. O da farklı bir yola götürdü beni onun için. O tıkladığım yer için de. Amcanın da şey çok komik değil mi? Hiçbir şey yok. Hadi. Deniz kenarı var sadece. O da şeyden diyor onu ya, sağa dön diye. Buradan araba geçemez diye tahmin ediyor. Yol yok diye görüyor. Bu maps ondan öyle. Şimdi kısalacak kilometre o zaman. 15'ten düşer şimdi. Şu yokuş yukarıya çıktıktan sonra hep inelim inşallah ya. Hadi. Hadi oğlum, kemik yaparsın. Hadi bas. Bas pedala, bas gaza, bas. Lan tansiyonum mu çıkmış, ne yapıyorum, ne bası, 30'u geçmemek lazım. Oh, sulu dere. Sulu dere kurumuş. Kumlu dere oldu artık. Deniz kenarı dere. Ve sulu dere bitti. Yokuşu çıkınca bitti yani. Yokuşu çıktım, düzlük oldu şimdi. Kalbim sıkışıyor hala. Döner kavşaktan dön mü dedi, bir şey dedi. Bakayım da ona bir. Kondisyon düşük. Zorladık kendimizi bugün. Ha, sağa döneceğiz. Sağa ne alaka be? Ha, sonra sollardan falan filanlardan götürecek bizi. Aa, 4 kilometreye düştü he. Çok iyi. İyi, yakın yere tıklamışım. O araba geçemeyecek yeri düşündüğü için 15 kilometre yapmış. Çendik köyüne hoş geldiniz. Sola dönün. Nüfus 389. Bunun fotoğrafını çekeceğim. Ay ne oldu be? No. Oh. Burası hep böyle yokuş mu gidecek lan? İner yürürüm ha. Kalbim zonkluyor. Evet, öyle yapacağım. Artık kalbime yüklenmeye başladım çünkü. Çok yorgunum. Beslenemedim doğru düzgün. Bir tek o tesisteki yediğimleyim. Şu an bir de yemek yiyememe sebeplerimden bir diğeri de yiyip bir de üstüne hemen devam edersen vücuduma çok daha fazla yüklenmiş olurum. Yemeği yedikten sonra bir en azından yarım saat 45 dakika arası durmak oturmak gerekiyor. Ondan sonra hareket haline geçebiliriz. Hele ki benim durumumda şu anda zaten yorulmuşum. Bir de üstüne yemek yersem hem yemeği sindirmeye çalışacak vücudum, hem pedallamaya çalışacak, daha da yorulacak. Oy. Neyse öyle. Güzel kuşlar falan ötüyor burada. Şalgamı galiba biraz fazla kaçırdım ya. Böyle dibi kaldı. Üç parmak var dibinde.
yanlış gitmişim. Orada kahve gibi bir yer vardı. Oturan amcalar vardı. Tek bir masa doluydu, 4 kişi. Onlara sordum. Burası gidiyor mu? Bu kent ormana daha çok rampa çıkacak mıyım diye. Aa, orası sonra yol kapanıyor dedi. Boşuna çıkarsın rampayı dedi. Nereye gidiyorsun sen dedi. Dedim kent ormanı falan. O aşağıya in dedi. Asfalt yolu izle ana yoldan. 2 kilometre sonra gelecek dedi. Eğer buradan gidersen yol kapanacak dedi. Ve yokuş çıkacağım boşuna dedi. Döndüm şimdi oraya gidiyorum 2 kilometre daha var. Oh, buradan da zaten 4 kilometre var yazıyordu. Daha iyi oldu ya. Bunlar ama şimdi köylerin de tam kilometreleri de hesapları şaşıyor yani. İki deyip de hani beni mi rahatlatmak istedi acaba? Motive etmek istedi belki de beni. He? Hadi az kaldı oğlum yaparsın hadi rakı dedi bana yani içinde. Oh, neyse buradan gidelim dedi. O da yani orada kamp da yaparsın dedi. Dedim tek derdim o zaten güneş batmadan gideyim oraya istiyorum dedim. Saat 7:20 geçiyor. Oh. Hadi şöyle yollarda basın. Hadi biraz daha basın. Güzel. İyi yeter. Besle biraz. Bırak. Güzel. Şimdi daha fazla hızlanınca bu hızda işte artık biraz denge kaymaya başladı. Sağ sol sağ sol oluyor. Onun için 34 sınırım yani. Demek ki bunu öğrenmiş olduk şimdi. Ama bisiklet yolundan yürümeyin lan. Etrafı izlememem lazım. Dalıyorum ya. Yine şeritten çıkıyorum. Çendiyi de bitirdik. Çok da bir şey yoktu yani. Köy işte ya, ahırları olan güzel şirin bir köydü. Orada yaşarsan da yani sakinliğin danışması. Hiçbir derdin olmaz herhalde. Tek derdin koynum sıçmadı olur. Yemedi olur. Benim dananın sütü bu sefer az geliyor olur. Ana, Burdur'a girdik lan yeni. Burdur yani gölün karşı tarafı Burdur değilmiş. Tamam göl Burdur gölü ama ben karşı tarafı da Burdur zannettim. Bu da işte bisikletin dikeni. Hesapladığın rotalar yanlış çıkabiliyor. Olabiliyor böyle şeyler. Böyle şeyler olunca da işte böyle yorgunlukla savaşma modu oluyor. Survivor modu oluyor tam işte. Hatta daha fazlası oluyor Survivor. Huh. Şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyorum yani. Tutunma mücadelesi. Bayılmakla varmak arasındaki ince çizgi. Oh. Varınca ama en büyük mutluluk senin oluyor. Orada ne yazıyor bir şey yazıyor. Hadi o kent. Orman kenti olsun ya. İyi galiba ama su tesisleri falan diyor. Polis evi diyor. Polis göl tesisleri diyor. Oraya bir yanaşayım bakayım. En azından adresi sorarım. Selamun aleyküm. Kimse var mı acaba? Merhabalar. Ben kayboldum da navigasyonda. Bir Burdur Kent Ormanı diye bir yeri arıyorum. Kamp kurabileceğim bir yer arıyordum. Burdur Kent Ormanı diye gördüm. Kusura bakma rahatsız ettim. Ondan sonra yanlış yerlere soktu. Köye girdim demin bir tane. Burdur Kent Ormanı yani kamp kurabileceğim bir orman. Orada köylüler de söyledi. Kamp kurabilirsin orada dedi. 2 kilometre ötede dedi. Ama bir 3-4 kilometredir gidiyorum bir şey göremedim. Siz biliyor musunuz öyle bir yerler var mı? Valla kamp kurulan bir yer bilmiyorum da hani ormanlık kurlar. İleride piknik alanı var. Ha o piknik alanı çok ileride mi peki? Yok şuradan ama az yol düzleşip edildiğinde ben sağda göreceksin. Ha şey yok değil mi? Yokuş yukarı gideceğim bir yol yok değil mi? Bu çok yolda. Fazla değil. Şu gördüğümüz gibi bir çıkış. Kalbim olacak. Sıkışmaya başladı da. Bayılmam inşallah. Teşekkür ederim. Aklınızda olayım abi. Yolda bayılırsam falan diye. Olur mu? Teşekkürler. Görüşmek üzere. Neyse polisleri de bilgilendirdik. Yoldan devam edelim. Bayılırsak tamam
dedi gitti ama birazdan o düşünür, taşınır. Aklına gelir lan der çocuk. İçine bir kurt yemeği düşer. Ondan sonra kontrol eder. Bence, kanımca. Ben öyle tahmin ettim. Herkes için geçerli değil bu kural. Biraz daha şalgam döneceğim şimdi. Ha utandım. Aklıma aldı, düşüyordum. Yola pür dikkatlim. Pür dikkatin %100 daha fazla dikkatli versiyonu oldum. Anladım onu. İçimden küfür ettim ona. İçmeye devam ettim. Bozuntuya vermedim. Ve geldik. Burada kent ormanı yazmıyor ama artık burada uygun bir yer görüp kampımı kurarım yani. Oh mis gibi çam ağacı kokusu geldi. Oh be, aradığımız yeri bulduk sonunda. Bugün öyle bir açlığım var ki yanımdaki bütün zula yemeklerimi yesem anca doyacağım herhalde. Bir bakıma seviniyorum ama çantalarım hafifleyecek biraz yemekleri çıkarınca. Ve eminim videonun da akışı da etkilenmiştir. Ha bak şimdi yola başladığımızda neşeliydik. Şimdi birdenbire dram oldu anasını satayım. Vardım mı varacağım mı diye. İyi tuvalet var burada. Düz bir zemin bulalım bir yerlerde. Hemen daha fazla zorlamadan. Ya da birazcık bir etrafı göreyim ya ama keşfedelim mi? Yani neresi kurduğum yer? Etrafta beni rahatsız edebilecek bir şey var mı yok mu onu anlayabilmek adına. Bir bakınalım ya da daha rahat bir yer bulabilir miyim diye. Zeminlerde bayağı bir eğim var yani. Öyle düzlük çok da kolay bulamayacağız. Ama burada birileri var. Bastım tuvalet. Tuvaletini yapacağım, çok sıkıştım. Buraya kurulmaya başladım yavaş yavaş. İşin kötüsü mideyi bozmuşum ya. İçtiğim çeşmedeki sulardan bir tanesi galiba iyi değildi. Anlayamadım. Ama bardak falan koymuşlardı yana. Yani içilebilir çeşmelerde oluyor genellikle öyle bardaklarda. Belki de şalgam yaptı. Bilmiyorum. Şalgamı fazla kaçırdık herhalde aç karnına. Mideyi bozduk. Şalgamı galiba biraz fazla kaçırdım ya. Mideyi bozduk. Hehehe.